insanlığın örnek alması gereken ama onun yerine fal baktırmayı tercih ettiği bir insan. Sevgili Cenk ablamızla birlikteyiz. Ablam! Yavrum! Nasılsın benim canım ablam? Ne yapalım yavrum ya, işte burçlardır falandır filandır. Yine olay fal, tamamen Merkür, fala dökülmüş vaziyette. Bütün olay Merkür'de, ona dikkat et. Kampanya var mı ablacığım burç değişiminde? Var, devam ediyor tabi. Aa, bitti. Tam son da dakikasına sormuşum. Denk geldin. Merkür ne yapıyor canım ablam? Merkür'e dikkat et, çok sinsi bir gezegen. O yüzden bu aralar özellikle dikkat et, çarpabilir. Tabii onun zaten çarpması... Zaten hiç sevmem Merkür. Yani boyut, ebat olarak değil de şey olarak çarpıyor, duygularını, o çekim gücüyle duygularını bir yerden çekiyor, birine karşı bir şey hissediyorsan oradan çekiyor öbürüne gönderiyor, gidiyorsun ona çekim kuvveti oluyor ama sen abi ki onu sevmiyorsun yani aslında. Duygularımız sanırım lastik gibi bir şey, Merkür onları çekiyor bir bırakıyor çlaks diye suratımızda tabii patlıyor. Tabii Merkür dediğim mesela bu yörüngeler dikkat edersen yuvarlak değil, tam daire değil, hepsi eliptik. Neden? Neden? Bu biri yaklaşsın öbürü ona çeksin, öbür burçtaki o onu çeksin diye, bu hep duygularımızı bunlar oraya, oradan oraya, oradan oraya çekiştiriyorlar. Biz arada kalıyoruz kukla gibi. Olacak iş değil yani, gezegenlerin oyuncağı olduk resmen. Resmen öyleyiz. Ablacığım harika bir mektupla karşınızdayım. Merhaba benim güzel ablam demiş. Merhaba güzel kızımız mı? Evet kızımız. Ablacığım o yanındaki Erdem yine buraları okuyacak. O yüzden ben buraları geçmesini ona bizzat kendim yazıyorum. Erdem bak buraları geç, şuradan başla diye ok da koyuyorum. Canım ablam benim demiş. Evet, sen peki bunları önceden okusan da buraları atsan güzel kızım. Aa nerede ablacığım? Hiçbir şeye vaktim olmuyor ki. Sürekli çalışmak. Sürekli çalışıyorsan ve hiçbir şeyin vaktin kalmıyorsa nasıl çalışıyorsun güzel kızım? İşte çalışmaya pek vakit bulamıyorum. İşte onu diyorum ben de. Yani o vakitlerde ne yaptığını merak i̇şte ediyorum. İşte onu da bilmiyorum. Vaktim olmadığı için bir şey yapamıyorum canım ablam benim. Ablacığım eşim beni terk etti. Evet tamam. Üstelik devam. Daha önce hiç kimse eşini bu şekilde böylesi enti ve böylesi püften bir sebepten terk etmemiştir canım ablam, iddia ediyorum. Ah güzel kızım, yani bir şöyle kreatif bir eş bulsak hiç bizi terk etmesine izin verir miyiz? Hallemeder kallemeder elimizde tutarız. Gerek nafaka gerek bir takım şeylerle. Hepsi banal mıdır bunların ablacığım? Yani zaten terk ediş sebeplerinden, terk ediş cinslerinden belli. Yani kadın izin vermezse o istediği kadar terk etsin, hiçbir yere gidemez. Ablacığım benim eşim gitarcıdır. Akşam sahneye çıkacaktı. Ben de istedim ki sürpriz yapayım. Gitarının... Bulaşık makinesine mi attın gitarı? Hayır, gitarının bütün tellerini değiştirdim. Bir tanesini yanlışlıkla bas gitar teli takmışım. Vay efendim niye öyleymiş de böyleymiş. Ben nasıl bunu yaparmışım, ona suikast mı yapıyormuşum, sahnede onu rezil etmeye mi çalışıyormuşum falan. Herhalde sahnede kızlar bunu çok rahatsız ediyor canım ablam. Ben de onu terk ediyorum. Şimdi ama güzel kızım senin... Mektubu yazarken kendini gaza getirdi kendini bu kızımız. Kendini gaza getirmiş. Ablacığım. Zaten bu kızımızın esas yapması gereken öyle telmel değiştirmek değil. Gidecek konser vakti sahnenin önünde tebelleş duracak orada. Herhangi bir yan göz, sırıtma, elektrik sezerse orada gerekeni yapacak. Hatta sahnenin önünde de durmasın. Sahnede dursun, belinden sarılsın çocuğa. Orada beraber onunla takılsın. Ablacığım çok çalışıyor ama eşim, yani normalde saat 9'da konsere başlıyor. Sabah saat 5'e kadar sahnede. bu kadar çalışmaya ben hani gitarının tellerini de bari ben değiştireyim diye düşünmüştüm. Kötü mü yapmışım canım ablam, geri döner mi? Kötü yapmışsın, geri dönmez. Çünkü sırf konserde biliyorsun PR denen bir şey var. Konserden sonra PR yapmaya gitmiştir. Yani bu kadar çok çalışması normal mi ablacığım? Normal tabii. Tabii. ya saat 9'da çıkıp 5'te inmesin. Tabi bunun sound check'i var. Efendime söyleyeyim konseri var. Konserin arası var. Ondan sonrası var falan filan. Uzun çok iş. Çok zor iş tabii, gerçekten tabii, de. Allah sabır versin. çok teşekkür ediyorum ablam. Seni hadi çok bakalım, seviyorum demiş. Kızım, ablacığım sağ ol da canım, seni seviyorum. Sağ ol.